Aytun Çerkin Degul Gaulle Havaalanı Bugün batıdan Amerika'dan özgürlük bekleyenler, kapı aralanırsa refaha ulaşacağımızı zannedenler hepsi ama hepsi yanılıyor. Suriye'de YPG'yi PKK'dan bağımsız göstermeye çalışanlar ve ABD ile anlaşmak isteyenler yanılıyor. Neden mi? Hatırlayın. Tarih 13 Kasım 2015. Saat 21.16'da Paris'in 1., 10. ve 11. bölgelerine Fransa Stadyumu'na bombalı saldırılar yapıldı. Bataklan Tiyatrosu'nda yapılan rehin alma eyleminin yanı sıra başkent çevresinde en az 6 silahlı ve 3 bombalı saldırı yapıldığı açıklandı. Saldırılarda en az 132 kişi hayatını kaybetti. O dönem Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olağanüstü hal ilan edildiğini ve Fransa'nın tüm sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Bu uzun zaman sonra ilk kez yaşanıyordu. Fransa sınırları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa kapatıldı. Yani en son Cezayir Savaşı'nda tüm ülkeyi kapsayan olağanüstü hal ilan Bu saldırılar neden yapıldı? Çünkü Fransa koalisyon güçleri arasında IŞİD'e karşı yapılan hava saldırılarında en büyük desteği veren ülkelerden birisi olduğu için. Dünya içinde büyük bir travma yaratan bu saldırı sonrası Fransa 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermişti. Hedef terör örgütü DAEŞ'ti. Bir hatırlatma daha. Türkiye saldırılardan aylar önce Fransa'yı iki ayrı kez uyardı ancak Fransız yetkililerden bir yanıt gelmedi. Nasıl mı? Anlatalım. Türkiye siparişi uyardı. Paris'teki canlı bombalardan biri olan Suriye asıllı Fransız vatandaşı Omar İsmail Mustafa'yı'nın 2013'te Türkiye'ye girdiği belirlendi. Türkiye iki kez bilgi verse de yanıt alamadı. İddialara göre Fransız gizli servisi 2014'te Türkiye'ye gönderdiği özel bir yazıyla 4 kişinin ismini bildirdi. Yazının Türk emniyetine ulaşmasıyla harekete geçen polis giriş kayıtlarını mercek altına aldı. Geriye dönük incelemede Fransa tarafından Suriye'de cihatçı örgütlere katılmaya gittiklerinden şüphe duyulan 4 kişinin ikili gruplar halinde İpsala'dan Türkiye'ye girdiği anlaşıldı. Şüphelilerin 2013 Ağustos ve Eylül aylarında iki ayrı otomobille giriş yaptığı belirlendi. Ancak Eylül 2013'te giriş yapan otomobilde iki şüphelinin yanında üçüncü kişinin bulunduğu anlaşılınca emniyet Ekim 2014'te Fransa'ya resmi yazı yazıp üçüncü isim olan Mustafa'ya hakkında bilgi talep etti. Fransa'nın bu talebe olumlu yanıt vermemesi üzerine Haziran 2015'te aynı kapsamda ikinci yazı gönderildi. Ancak yine yanıt alınamadı. Aradan geçen sürede Türkiye'den çıkış kaydı bulunmayan Mustafa'ya hakkında tehdit işlemi yapılarak yurt dışına çıkışı sırasında yakalanması hedeflendi. Ancak Mustafa Eyi çıkış için Türkiye'yi kullanmadı. Paris'te eylemlerin yaşandığı gece bu kez Fransız gizli servisi Türkiye'ye yazı gönderip aralarında Mustafa e de bulunduğu iki kişi hakkında bilgi talebinde bulundu. Türkiye'den gönderilen yanıt yazısında gelişmeler sıralanarak daha önce Fransa'nın yanıt vermediği bildirildi. İstihbarat birimlerinin çalışmaları sonrasında Mustafa e Ürdün Lübnan güzergahını kullanarak Suriye'yi terk ettiği değerlendirmesi yapıldı. Peki demokrasinin beşi terör örgütlerine karşı Fransa bir başka terör örgütünü neden koruyor? De Gaulle havaalanında utanç. Fransa'nın efsanevi cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle ismini birçok yerde görürsünüz. Nitekim Paris'teki havaalanı da bunlardan birisidir. Tarih 29 Haziran 2021. Paris Charles de Gaulle havaalanında demokrasi, insan hakları ve terörle mücadele bağlamında utanç verici bir fotoğraf servis edildi sosyal medyaya. Fotoğrafta PKK terör örgütünün flamaları ile terör örgütü elebaşının posterlerini ellerinde tutan PKK sempatizanları Türk hava yollarını boykot edin yazılı bir pankartta gözüküyordu. PKK'lılar neden durduk yere Avrupa'nın göbeğinde? Ellerinde PKK elebaşının posterleriyle boykot çağrısı yaptı. Esas soruyu da Avrupa için soralım. Terör örgütü IŞİD'le mücadele için gönderilen Degul uçak gemisiyle PKK bayraklarına sahne olan Degul havaalanı çelişkisi tam da Avrupa'nın iki yüzlülüğünü ortaya koymuyor mu? Sonuç Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye içinde silah olan binlerce tırı PKK-YPG'ye yollayan ABD. Terör örgütünün propagandasını yaptıran Fransa. Almanya'da Türkiye karşıtı örgütü himaye edenler belli. Başta iktidar olmak üzere siyaset, yol haritasını kapı aralamak için değil, gerçekler üzerinden belirlemeli. Not. Dünkü yazımın ikinci bölümü teknik düzenlemede yaşanan aksaklık nedeniyle yanlış çıktı. İnternet sayfamızda düzeltilmiş halini okuyabilirsiniz. <laughs>